Güneşli bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün maydanozları biçeceğiz. Bu maydanozları geçen yıl Mart ayında dikmiştik. Bu sene şu an Mart ayındayız. Bir yıl oldu. Bir yıldır bu maydanozları biçiyoruz. Böyle maydanozu biçerken sizlerle de bu videoyu paylaşmak istedim. Maydanozu ektiğinizde maydanozun getirisi nedir, götürüsü nedir, maliyeti ne kadar oluyor, kazancı var mı? Bunları da sizlere özellikle paylaşarak açıklamak istedim. Burası yaklaşık 100 metrekare arkadaşlar. 100 metrekarelik bir alana böyle maydanoz diktik. Tabii böyle hepsini bir araya dikmiyorsunuz. Yani özellikle arıklar bırakmanız gerekiyor. Bakın iki taraftan da biçeceğiniz için mesafe bırakmanız gerekiyor. İki taraftan da yetişecek şekilde boşluklar bırakacaksınız. Yürüme alanlarınız olacak ki karşılıklı olarak biçebilirsiniz. Maydanozu alırken tohum maliyetiniz var ve lastik satarken özellikle lastik bağladığınız için lastik maliyetiniz var. Bir de sulama gerektiriyor. Tabii arada böyle ayda 2-3 ayda bir de böyle kimyasal gübre kullanabilirsiniz isterseniz ama güzel hayvan gübresi kullanırsanız ekstra kimyasal gübre kullanmanıza da çok fazla gerek kalmaz. Biz mesela tohumları dikerken bolca hayvan gübresi kullandık. O yüzden arada böyle kimyasal gübre kullanmamıza çok fazla gerek kalmadı. İsterseniz böyle fıskiyeyle sulama yapabilirsiniz ya da böyle az arıklarla dikerseniz damla sulama da yapabilirsiniz ya da direkt hortumla da sulayabilirsiniz. Maliyet olarak sulama maliyeti var dediğim gibi. Özellikle sulamayı suyu bol istiyor. Yazın sık sık sulama yapmanız gerekiyor. Suyu bol bol yaparsanız hızlı bir şekilde büyüme oluyor. Zaten hava yazın sıcak olduğu için büyüme hızlı bir şekilde oluyor. 100 metrekarelik alanda yazın özellikle 600-700 civarında maydanoz biçtiğimiz zamanlar oldu. Biçimleri ne zaman yapacaksınız? Yazın sıcak zamanlarda 3 haftada da yazın biçim yapıyorsunuz. Kış aylarında biraz daha serin zamanlarda ayda bir ya da bir ayı biraz daha böyle geçebiliyor kışın soğuk zamanlarda. Tabii isterseniz kışın hızlandırmak için üzerini böyle naylonlarla tüneller yapabilirsiniz. Biz yapmadık zaten. Bu yıl yapmamıza gerek kalmadı ama isterseniz dediğim gibi naylonla kapatırsanız daha hızlı bir şekilde naylonun içerisinde daha hızlı bir şekilde büyüyeceği için daha hızlı biçim zamanı gelebilir. Maydanozu kaç liraya satıyoruz? Biz hale veriyoruz. Siz isterseniz tabi manavlarla anlaşabilirsiniz. Manavlara verdiğinizde biraz daha miktarı yüksek olur. Biz 3 lira civarında, 4 lira civarında sattık bağını. Her bağı dediğim gibi 3-4 lira civarında. Yani 600 bağ kestiğinizde, ortalama 600 bağ kestiğinizde 2000 liraya yakın bir getiriniz oluyor. Yaklaşık ayda 2000 lira gibi bir kazanç sağlıyor. Maydanoz aslında çok fazla maliyeti olmayan ama güzel kazanç getiren bir bitki arkadaşlar. Sadece tohumu dikiyorsunuz, ondan sonra tohumu diktikten 2 ay sonra biçmeye başlıyorsunuz. Ondan sonra da aydan aya biçebileceğiniz bir bitki arkadaşlar. Bunun haricinde bir de tabii işçilik var. İşçilik olarak da biçme işi bir kişi bir günde yaklaşık 500 bağ biçebiliyor arkadaşlar. 500 böyle hızlı biçerseniz hatta 500-600 bağ biçebilirsiniz. Yani bir kişi ayda yaklaşık 2000 lira kadar bir kazanç elde edebilir. Şimdi görmüş olduğunuz bu maydanozların artık dediğim gibi son zamanları olduğu için biraz böyle altlarda sararmalar var. Ama dediğim gibi normalde yazın çok güzel çıkıyor. Şu anda da böyle bu sararmaları özellikle atmak için böyle tek biraz seçmeniz gerekiyor. Biraz o yüzden daha oyalayıcı olabilir. Onun haricinde ama bağlaması oldukça kolay. Böyle kesiyorsunuz gördüğünüz gibi böyle özellikle yakın bir şekilde biçtikten sonra direkt lastikle bağlıyorsunuz. Sadece biçmede bu şekilde. Tabii biz yavaş özellikle sizlere göstermek için biraz daha yavaş bir şekilde yaptık. Normalde daha hızlı bir şekilde bağlıyoruz. Dediğim gibi bu şekilde toprağa yakın bir şekilde biçeceksiniz. Sonrasında bir ay kadar sonra tekrardan yeniden filizliyor. Siz de maydanoz yetiştirmeyi düşünüyorsanız, ekonomik maliyeti hakkında da özellikle bilgi sahibi olmak istiyorsanız bu videodan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videonun daha sonuna geldik. Kanalımda çiçek ve bahçe bakımı ile ilgili birçok video mevcut. Videolarımdan faydalanabilirsiniz siz de isterseniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.